Herkese selamlar. Yeni bir videoya daha hoş geldiniz. Bu videoda yavaşlayan eski laptoplarınızı nasıl hızlandırabileceğinizi göstereceğim. Evet, şimdi burada hemen yan tarafında bir laptop görüyorsunuz. Bu laptop 7 yıllık bir laptop ve Toshiba'nın 5. nesil Intel işlemciye, Intel i3 işlemciye sahip bir laptopu. Yaklaşık olarak 7 yıldır aktif şekilde kullanılıyor bu laptop ve içerisinde 512 GB'lık da bir hard disk bulunuyor. Hem yıllardır kullanılmanın sebebiyle hem de içerisinde bir hard diskin olması sebebiyle bilgisayar bayağı yavaş çalışıyor. Sürekli donuyor, sürekli kasmalar oluyor ve açılma hızı inanılmaz derecede yavaş. Hatta birazdan bir açılma testi yapacağız. Ne kadar sürede açıldığını göreceğiz ve videonun sonunda da yeni taktığımız SSD ile birlikte bu bilgisayarın ne kadar hızlı açıldığını gösteriyor olacağım sizlere. Evet, şimdi bilgisayarımızın açılış testini yapacağız. Ben hemen başlatma tuşuna basacağım ve bakalım kaç saniyede bu bilgisayar açılacak. Ben hemen videonun yan tarafına süre koydum ama ben de şu an içimden sayıyorum. Bakalım doğru sayabileceğim mi? Hala bekliyoruz. Ben saymayı bıraktım bu arada. Ve evet, nihayetinde ekranımız geldi ama hala dönüyor. Ve gördüğünüz gibi yaklaşık 1 dakikaya yakın sürede bu laptop açıldı. Şimdi burada nasıl bir yöntemle bu bilgisayarı hızlandıracağız, hemen size ondan bahsedeyim. Dediğim gibi laptopun arka kısmında bir tane hard disk bulunuyor. Ben bu hard diski sökeceğim, onun yerine bir SSD takacağım. Ancak aldığımız SSD de 128 GB dolayısıyla yeterli olmayacak ve depolama birimi içinde bir hard disk daha kullanmamız gerekecek. Dolayısıyla içinden çıkan hard diski de çöpe atmayacağız. Depolama için kullanacağız. Peki bunu laptopta nereye takacağız? Hemen burada bulunan CD-ROM'u çıkartacağım ve bunun içinde bir aparat aldım. Hatta onu da göstereyim. Bu da Amazon'dan siparişim. Burada SSD'miz ve aynı zamanda bu bahsettiğim aparat bulunuyor. Bu aparattan da bahsedeyim. Bu aparat gördüğünüz gibi çıkartacağımız CD-ROM'un şeklinde ve bunun içerisine SSD'mizi monte ederek bu aparatı da laptopun CD-ROM kısmına taktığımızda burada harici bir disk kullanabiliyoruz. Ama tabii ki burada CD-ROM'dan da feragat etmiş oluyoruz. Artık CD takamıyoruz bu laptopa. Siz de bu tarz bir yöntem deneyebilirsiniz. İsterseniz ben lafı çok fazla uzatmayayım. Hemen işlemlere başlayalım. Öncelikle laptopun arka kasasını sökeceğim ve hard disk içerisinden çıkartacağım. Aynı zamanda CD-ROM'u sökeceğim. Daha sonra hard diski bu aparata takacağım ve bu aparatı da CD-ROM kısmına yerleştireceğim. En son olarak da SSD'mi, hard diskimi çıkardığım kısma monte ediyor olacağım ve son olarak da sisteme bir format atacağız. Sıfırdan kurulum yapacağız ve bilgisayarı bu şekilde kullanmaya devam edeceğiz. Şimdi isterseniz hızlıca ben laptopun arka kısmını sökeyim. Sonraki aşamalarda yavaş yavaş geçelim. Şimdi bana ne lazım? Bir tornavida lazım. Hemen bir tornavida alıp geliyorum. Tabi eğer bu süreçleri evde kendiniz de uygulamak isterseniz bilgisayarınızın yedeklerini almayı unutmayın. Sonrasında format attığınızda kayıp yaşamamak için. Ben şu an bakıyorum, bu laptop daha önce açılmış, hatta eksik vidaları da var. Bu uygun vidalar bulabilirsem de onları da takacağım. Çünkü şu an buradan mesela zorladığımda bu laptop açılabilecek şekilde duruyor. Muhtemelen daha önce bir tamir için vesaire bir şey için bunun arka kısmı açılmış. Çünkü dediğim gibi bayağı bir vidası eksik. Hatta 1, 2, 3, 4 tane vida eksik. Yani nasıl bu şekilde bir işçilik yapıyorlar onu da bilmiyorum açıkçası. Evet, şimdi ben bütün vidaları söktüm. CD-ROM kısmını da söküyorum. İlk olarak orayı çıkartacağız. Evet, şöyle CD-ROM kısmını çektim de bu şekilde gördüğünüz gibi elime geliyor. Burada pakete bakacak olursak hemen hemen benzer olduklarını, aynı yapıda olduklarını görüyoruz. Bunun içerisine SSD takıp, hard disk takıp bu kısma monte edeceğiz. Evet, şimdi bakıyorum bütün vidaları çıkarmış durumdayız. Şu USB'leri de sökeyim. Ve yavaşça, dikkatli şekilde bu arka plakayı, arka kasayı sökeceğim. Hatta bataryasını da çıkartalım öncesinde.
Evet, bu şekilde söktüm ve şu an laptopun içi inanılmaz pis durumda. Bunun zamanla değiştirilmesi, yenilenmesi, temizlenmesi gerekiyor. Hatta burada bir termal macun uygulaması da yaparım büyük ihtimalle. Ben buraları bir temizleyeyim, öyle devam edelim. Evet, şu an temizliği yapmadan önceki durumu görüyoruz. Çok uzun süredir bu bilgisayar açılmamış ve inanılmaz pis durumda. Şöyle gördüğünüz gibi burada bayağı toz topakları birikmiş. Şimdi bunları temizleyeceğim. Ondan sonra işlemimizi yapacağız ve buradaki hard diski görüyorsunuz. Bu hard diski söküp buraya bir SSD takacağız. A few moments later. Evet, şimdi laptopun iç kısmını temizledim ancak evde termal macun kalmadığı için şu an termal macun değişimini yapamayacağız. Yine de temizliğini yaptım. Şimdi hard diski buradan sökeceğiz. Onun için telefonumu da buraya koydum ki buradan tekrar ikinci bir kamera olarak görüntü alalım yakından. Siz de değişimi nasıl yaptığımı görün. Ama öncesinde burada aldığım SSD'yi açacağız. SSD tarafında da Intenso'nun 128 GB'lık SSD'sini kullanacağız. Bu SSD'de yaklaşık 520 MB okuma ve 500 MB'da yazma hızları vaat ediyor bize. Şimdi bakalım bu SSD'yi taktıktan sonra bilgisayarımıza bu hızları alabilecek miyiz? Hemen ben SSD'yi açıyorum. SSD'miz bu şekilde geliyor kutu içerisinden. Hemen bunu da çıkartıyorum. Statik bir poşete sarmışlar SSD'yi. Yani gayet korunaklı bir şekilde geldiğini söyleyebilirim. Evet, görüyorsunuz eski hard diskimiz burada. Yerine takacağımız SSD de burada. Şimdi hemen ben hızlıca hard diski çıkartacağım. Şöyle alttan kaldırdığımda burayı zedelemeden yavaşça dikkatlice şöyle çıkartıyorum. Hard disk görüyorsunuz bayağı pislenmiş durumda. Bayağı tozlanmış. Hard diskimizin etrafında şu şekilde bir kap bulunuyor. Daha rahat bir şekilde montajını yapabilmemiz için SSD'nin. Ben de SSD'yi yine aynı şekilde burada olduğu gibi buraya montajlayacağım. Aynen bu şekilde buraya montajını tamamlayacağım ama öncesinde hard diskte olduğu gibi yine bu etrafındaki kutuyu da buraya saralım ki SSD'miz veya diğer bileşenler zarar görmesin. Ve şöyle gördüğünüz gibi buraya yavaşça oturtuyorum. Buraya oturttuktan sonra hafifçe şu şekilde kuvvet uygulayarak buraya oturtuyorum SSD'mi. Evet, bu şekilde SSD'mizin montajını tamamlamış olduk. Ben şimdi bilgisayarın kapağını kapatacağım. Daha sonrasında bilgisayara bir format atacağım. Sıfırdan temiz Windows kurulumu yapacağım. Ondan sonra da buradan çıkardığımız CD-ROM kısmının yerine eski hard diskimizi takacağız ve bunu depolama birimi olarak kullanacağız. Hemen ben şu bilgisayarı bir kapatayım. Bataryasını da takayım. Evet, şimdi bu montaj kısmını tamamladık. Sıra geldi temiz bir kurulum yapmaya. Burada benim USB'ye yazdırdığım bir Windows'um var. Format için kullandığım flash'ım var. Bunu bilgisayara takıyorum. Bilgisayarı başlatıyorum ve bilgisayarımızın BIOS'una gireceğiz. Boot menüsüne gireceğiz. Ve buradan boot işlemimizi gerçekleştireceğiz. 2000 years later. Evet, şimdi bilgisayara temiz Windows kurulumunu yaptım. Şimdi sıra geldi bu CD-ROM kısmına eski hard diskimizi takmaya. Bunu halledeceğiz. Şimdi isterseniz hemen gelin bu hard disk olayını da halledelim. Ben hemen bu paketi açıyorum. Burada gördüğünüz gibi bu şekilde diskimizin etrafını oluşturacak parça bulunuyor. Bunları kenara kaldıralım. Ve burada da hard diskimiz bulunuyor. Şimdi burada hard diski şurada göreceğiniz üzere buraya şu şekilde montajını yapıyorum. Ve daha sonrasından da şu arka kısımlarından vida ile buraları tutturacağım. Bu işlem de oldukça basit. Bunu kendiniz rahatlıkla yapabilirsiniz. Evet, şimdi ben bu montajı da tamamladım. Bu diski bu şekilde yan taraftan içeriye koyduğumuzda yan tarafı bu şekilde duracak ve bilgisayarımızın tasarımını bozacak. O yüzden çıkardığımız CD-ROM'daki dış kısmı çıkartıp buraya montajını yapacağız. Bunlar standart. Hepsi birbirine uyuyor. O yüzden bilgisayarımın işte görüntüsü bozulur, şekli bozulur diye de tereddüt etmeyin. Gördüğünüz gibi bu şekilde çıkarttım ben bunu. Ve şu kısma bu şekilde montajlayacağım. Daha sonra da bunu bilgisayarımızın içerisine takıyor olacağız. Şöyle basitçe. Ve hemen bilgisayarı şöyle kaldırayım. Şöyle iç kısma takıyorum. Şimdi buradan görev yöneticisinden girip disk yönetiminden girip bu diski okutacağım bilgisayara. Çalıştığında da arka tarafa
vidasını montajlayacağım ve işlemimiz bitmiş olacak. En sonunda da açılış hızını size tekrar göstereceğim. Aradaki farkı göreceksiniz. Ne kadar yavaşken ne kadar hızlanmış olduğunu göreceksiniz. Ben hemen disk yönetimini halledip geliyorum. Evet, hard diski de bilgisayarımıza okuttuk, şu an görüyor. Şimdi bilgisayarı ben başlatacağım ve açılış hızını, aradaki farkı göreceksiniz. Ciddi anlamda bayağı hızlandı. Hemen şimdi başlatıyorum. Tuşa bastım. Ve gördüğünüz gibi bilgisayar ekranı geldi. Ortalama 7-8 saniyede açılma süresine ulaştı. Ben videonun başındaki açılma süresini bilmiyorum. Tam olarak sayamamıştım hatırlarsanız. Ama yaklaşık 1 dakikaya yakındı. Şu an SSD'yi taktıktan sonra gördüğünüz üzere 6-7 saniye içerisinde açıldı. Bu tabii ki bilgisayarımızın diğer performanslarına da yansıyacak. Dosya atarken, bir oyuna girerken, bir sekme açarken verdiği performans hızına da yansıyacak. Bilgisayarımız 7 yıl öncesine göre bayağı hızlanmış oldu. Bu tarz videoların devamını isterseniz videoya like atmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz de aşağıdan 1 saniyenizi ayırarak abone olabilirsiniz. Video işinize yaradıysa da yorumlarda belirtebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir başka videoda görüşene dek hoşça kalın. Bye bye.